Sine teke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önce yine kanalımıza konuk ettiğimiz ETV adlı uygulamaya bakacağız arkadaşlar. Uygulamanın geliştiği son arkadaşımız bana bir mail göndermiş. Uygulamam uzun süre sonra tekrar dener misiniz diyor. Hafif bir sistem içeriyorum burada tabii ki. Ancak uygulama geliştiricilerin uygulamaların da yaptıkları yenilikleri bana bildirmeleri durumunda ben zaten sık sık videolarını çekiyorum. Bu açıdan baktığımız zaman benim tüm uygulamalar yaklaşım aynı. Hepsine elimden geldiğince yer vermeye çalışıyorum. Uygulama güncel sürümünde benimle paylaş ben tabii ki Drive'a gönderdim. Peki siz Drive'dan nasıl uygulama indireceksiniz? Şu an ekranda görmüş olduğunuz linkteki videoda basit bir şekilde Drive'dan nasıl uygulama indireceğinizi ben size anlattım. Siz de Android cihazlarınıza Drive'dan nasıl uygulama indireceğinizi bu videoyu izlerseniz basit bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Peki bazen şöyle şeyler geliyor. Drive'a gittim uygulama indir dediğim zaman kota aşıldı gibi bir hata alıyorum derseniz de onun çözümü de şu an ekrandaki videoda. Bu iki videoyu az önce söylediğim gibi bir kere izlemeniz yeterli. Her şey ne kadar kolay oldu, siz de göreceksiniz. Bu arada her zaman söylediğim şey bir kere daha tekrarlayayım. Market dışına çıkıp herhangi bir yerde bakın neresi olursa olsun herhangi bir yerde uygulama indirdiğinizde indirdiğiniz dosyaları mutlaka güvenliğiniz bir antivirüs tarafında taramanız lazım. Özellikle telefon, tablet gibi kişisel bilgilerinizin olduğu özellikle bankacılık işlemleri yaptığınız cihazlara bu tarz market dışı ne yüklerseniz yükleyin, nereden yüklerseniz yükleyin çok güvenliğiniz bir antivirüs üst aracısı da taramanızı öneriyorum. Bunun da altını her zaman olduğu gibi yine çizmem gerekiyor. Hemen size ekran alarak uygulama çalıştırmak istiyorum. Uygulama kendi logosuyla açılıyor. Bir kere arayüz konusunda basit bir arayüz var ama gerçekten çok kullanışlı olduğunu söylemem lazım. Her tür cihazda yani düşük konfigürasyonlu cihazlarda dahi oldukça hızlı çalışacağına eminim. Uygulamanın arayüzünde ufak tefek değişiklikler olmuş. Eski tasarım diye de ana sayfadan eski arayüze gidebiliyorsunuz. Belki bu arayüz daha çok hoşunuza gidecektir. Burası metin tabanlıydı. Yeni arayüzde bir takım grafik kullanımları artmış. Ancak işlevsellik konusunda her iki arayüzde işimizi zaten fazlası da görüyor. Ana ekranda canlı TV, canlı müsabakalar, platformlar ve bilgilendirme diye 4 tane buton var. Altında da YouTube'a abone ol var. Orası herhalde bir YouTube kanalları var. Oraya gönderiyor. Bilgilendirmeye girdiğimiz zaman hata bildir, istek öneri ve bilgilendirme diye bir duyuru var. Hata bildir kısmını kullanabilirsiniz. Bilgilendirmede de şunlar yazıyor. İçerikleri izlerken tam ekran yapmak için cihazınızın ekran döndürmesini açın. İçerik İçeriklerin açılması internetin hızına göre değişebilir. Uygulamamızda hiçbir reklam yoktur. Paylaşarak bize destek olun. Tüm uygulama TV Box uyumludur diyor. Aşağıda da paylaşma telegram butonları var. Geri geldim. Platformlar kısmına girin. Bu sefer tersten gelelim. Platformlar bu arada her şey kumandayla yapıyorum. Uygulama içinde herhangi bir şekilde reklam yok. İlk açılışta bir reklam geliyor. Şu an ben tekrar açtığım için çünkü videodan önce denemeler yaptım. O sırada reklam görünmüştü. Şu an görünmedi. Karşınıza reklam geldiği zaman hayır teşekkürler diye geçebiliyorsunuz. Dediğim gibi kumandayla alakalı herhangi bir sıkıntı ben görmedim. Platformların içinde uzun metrajlar, mavi, sarı siyah, kırmızı, D+, Prime gibi aşağı doğru uzayan bir liste var. Hemen bir tanesine girelim. Maviye girelim bu sefer. Web sayfası mevcut değil diyor. Diğerinde de öyle diyor. Sarı siyahta da, da öyle diyor. Yani burada herhalde şu an bir problem var. Buraya geçiyorum o yüzden. Televizyon kısmına gelelim. İçine girdiğiniz zaman yine metin tabanlı bir liste geldi. Kanallar, belgesel, haber ve çocuk diye ayrılmış. Ulusal, belgesel, haber ve çocuk diye ayrılmış. Ulusalların olduğu listeye girdiğim zaman yine bir metin tabanlı liste geldi. Görüntü kalitesi gerçekten güzel. Açma hızı oldukça iyi. Her şey gayet hızlı bir şekilde. Şu atlayarak birkaç tane daha deneyeyim. Bu arada Star açılmadı. Fox'a gelelim. Açıldı. 8'e gelelim. Bekletiyor belki evet açıldı yani birazcık beklemek gerekiyor olabilir bazı içerikler için. Şuna da tıklayalım. Bu da açıldı yani şu açılmayanı bir daha deneyeyim belki bir tık daha fazla beklemek lazımdı. Stardı galiba. Evet o da açıldı meğerse sorun yokmuş. Buradaki çalışma oranını tıkladıklarıma göre %100 belgesele geçelim. Bir tane denedim. TGRT belgeselin böyle 50 yıl önceki çektiği belgeseller halen de yayında. DMAX. TLC Discovery herhangi bir şey olmuyor. Yani açılmadı galiba. Byte'la tıklayalım. Byte da çalıştı. Bu arada kanallarda geri alma yok arkadaşlar. Habere girelim. Denemeler yapmaya başlıyorum. Yani gerçekten hızlı açılıyor ve görüntü kalitesi çok güzel. Bazı kanallar hafif de olsa bekletiyor ama şu ana kadar neredeyse %100 yani %99 diyelim. Evet bazıları bir tık gecikiyor ama açılıyor. Çocuk bölümünde de 2-4-5 tane kanal var. Açıldı. Minika. Go, diyor. Burayı bayağı bekledim. Açılmadı arkadaşlar. Minika çocuk da herhalde aynı şey olacak. Çünkü aynı yayın paketinden biliyorsunuz. Evet buralarda ufak tefek problemler var. Tabii ki en çok merak ettiğiniz malum taraf. Oraya girdim ve göstermiyorsa VPN açın gibi kısa ve öz bir bildirim bizi karşıladı. Burada tabii ki bu bildirimden birazcık da cümle haline gelmesin ben şahsen tercih ederim. Yani sorun mu değil ama tıkladığınız eğer içeriklerde bir sorun yaşıyorsanız VPN ile deneyebilirsiniz gibi bir dille yazılmış olsa belki bir tık daha iyi olacaktır. Burada malum bir'e tıkladım yani mor bir'e tıkladım. Açıldı. Mor ikiye tıkladım açıldı. Mor 3'e geldim. O da açıldı. Yani burada çok fazla uzatmak istemiyorum. Ama burada sadece mor paket içerikleri var arkadaşlar. Yani şeyler ya da diğerleri, TV şular vesaireler onları burada göremedik. Eski tasarıma gidelim. Belki orada içerikler doludur. Aynı kategoriye girdim. Aynı uyarı karşıma geldi. Burada sadece yine mor 1, 2, 3, 4, 5 var. Demek ki sadece arayüz farklı. Herhangi bir şekilde içeriklerde bir fark yok. Hatta teyit etmek için evet. Sadece ana sayfa arayüzü farklı. İçeriye girdiğiniz zaman hemen hemen her şey aynı. Farklı olarak eski tasarımda bir de radyo bölümü varmış. Bu yeni tasarımda gözükmüyor. Şu an bir şey oynamaya başladı. Tabii ben şu an sesi duyamadığım için yorum yapamıyorum. Ya yani bir tane radyo oynuyor galiba ama ne olduğunu bilmiyoruz. Belki o yüzden kaldırmış olabilir arkadaş. Uygulamayla alakalı bütün bölümlere girdik. Zaten içerik sayısında biraz problem var açıkçası. Birazcık az özellikle platformlar kısmının çalışmıyor olması hepimizin problem. Bunların bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. Sizler de yorumlara kendi düşüncelerinizi yazarsanız uygulama geçti arkadaşımız yorumlara cevap verirse çok çok memnun olurum. Ama acil olarak platformlar kısmının mutlaka düzeltilmesi lazım. Ayrıca malum tarafta sadece mor paket değil diğerlerinde mutlaka eklenmesi lazım. Diğer bölümde hiç problem yok. Ulusal belgesel ve oralar gayet güzel çalışıyor. Yani biraz da içeriklerin zenginleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir puan vermem gerekirse sadece günlük TV işleri için kullanacaksınız işinizi görebilir. Ancak ben uzun metraj veya serileri tüketmek istiyorum. Tüm malum içerikleri de izlemek istiyorum derseniz uygulamaya vereceğimiz puan birazcık 10 üzerinden 5 ya da 6 civarında olacaktır. Bu konularla alakalı en kısa sürede uygulamanın gelişi son arkadaşımızdan bir güncelleme bekliyoruz. Şöyle çıkayım yavaş yavaş da videoyu sonlandıralım istiyorsanız her zaman söylediğim gibi kanal desteklemiş için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Siz de kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız mail adresim şu an ekranda kısa bir açıklama ve indirme linkiyle beraber bana mail atarsanız Hiçbir karşılık beklemiyorum bir anda binlerce daha fazla kullanıcı erişebilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz uygulamada da benimle paylaşın ki o uygulamaları da videolarını çekelim ve onlara da destek olmuş olalım. Pazar günde soru cevap videomuz var. O videoda yayınlanması istediğiniz sorularınız ya da söylemek istedikleriniz varsa bu video özel mail adresini şu an ekranda görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.